diye evet, bir de hani bizim çalıştığımız o dönem biraz daha tabii romantik bir dönemiydi DSE'nin. Hani şimdi biraz daha artık böyle tıkır tıkır sistemli, kurumsal işleyen bir ofis. Hani ben Ali'nin yatağında uyuduğumu hatırlıyorum yarışma yaptığımız zaman. Ya da siz burada üst katta otururdunuz. Muhteşem yemek kokuları gelirdi. Biz Aslı'yla zavallılar böyle çizim yapıyorduk. Sonra siz hadi çocuklar yemek yaptım falan diye. Bir kere bina daha domestikti. İşte böyle bir... Bir naif bir şey, bizimle oyun oynamaya ışın kılıçlarıyla yani. Savaştığımızı falan hatırlıyorum. Siz bir akşam bir sergi açılışına mı ne gitmiştiniz? Ben bakıcılık yapmıştım Ali'ye. Merdiven kovasında ışın kılıçlarıyla falan işte böyle savaştığımızı hatırlıyorum. Hani bu böyle bir geçişten hani şu noktaya geldiğini görmekteyseniz tabii hani çok yani böyle geriye dönüp baktığımda hani çok duygusal bir bağ kuruyor insan. Evet, bana nostaljik şey. Hem de bir nostaljik de bir durumu var ya, bir yandan da bir gurur verici durumu var. Yani biz işte Volkan Lokumcu'yla burada tek başımıza çalışırken bir ara öğle yemeğine bile çıkmazdık. O kadar içimiz geçmiş. İşte yan taraftan salata falan söyler yer işte. Ben Çatalca'da Solmazer evini çiziyordum. Ondan sonra Volkan'da onun bir rüya gibi bir müştemilatı vardı. Tabii ki adam yapamamıştı. Çok pahalı geldiği için. Müştemilatı bile detaylarını çiziyordu. Biraz hani... romantikliklerimizden de bahsetmek gerekiyor. Yani her şeyin bir abartması tabii, hem tasarım hem çizim anlamında suyunu çıkartmamız falan. Onlar tabii o zamanlar yapılabiliyordu daha da. Şimdiki bu bir de yani Türkiye'deki inşaat sektöründeki bu ivme sonucu da biraz böyle. Hani daha sistemli, daha tıkır tıkır işleyen bir ofise dönüştü DSE. Tabii size göre Selim Hanım hala aksaklıkları vardır muhtemelen ama yani işte ne bileyim kendi standartlarının oluşması, layer'larının oluşması işte bunlar falan Türkiye'de bir ilkti belki de. Ben hatırlıyorum diğer ofisler o zamanlar böyle çalışan kişilerin isimleriyle layer falan açarken bizde böyle DSE'nin ISO standartlarında layer'ları falan vardı. Şimdi hazırladığım egzak kitapçı var. Evet. Yani. Konuyu oraya getirmek istiyorum aslında ama senden pas. Hemen pas attım. Yani öyle şeydi, o kurumsallaşma yönünde de böyle aylarca çalıştığımızı hatırlıyorum. Yani zorlu Central Projects ofise geldiğinde metrekaresinin çok büyük bir metrekare bir iş geldi falan diye konuşulduğunu hatırlıyorum. Ondan sonra gelen işlerin metrekaresini düşündüğümüz zaman şu an o kadar küçük kalıyor ki. Yani böyle artık işlerin hacmi falan o bizim romantik dönemime kıyasla çok fazla arttı. Bütün Türkiye'de her mimar ofisin zaten hani içinde olduğu fark ettiği bir durum. O yüzden de daha sistematik, daha iyi işleyen, daha aksamayan falan bir sistem kurmak gerekli oldu. Daha fazla insan, daha belki bir senior, junior durumu değil de ekipler ve onların projeleri haline geldi. O iyi hiyerarşinin olmaması da beni hep DSE'de mutlu eder. Hani belki olsa sistem daha iyi işlerdi. Ama olmasına uzun süre karşı çıktık, uzun süre istemedik. Bence olmaması da iyi oldu işte. O takım ruhunu kaybetmemek. Tabii ki illaki bir yaştan dolayı daha tecrübeliler, daha az tecrübelilerle birlikte çalışıyor oluyor, bir şeyler paylaşıyorsun ama bu alt üst durumunun olmaması, işte o takım ruhunu yaşatmak falan bence en önemli şeyler. Biz burada bence hiyerarşi olmadan insanlarla iletişim ve koordinasyon yapmayı öğrendik. O benim sonra her yerde, başka çalıştığım yerlerde çok işime yaradı. Yani şu anlamda diyorum. Bir kere peyzaj projesi yaparken bizim o kurduğumuz, diğer gruplarla kurduğumuz iletişim aynı zamanda teknik iletişim. Çok geliştiriciydi. Biz çünkü X-Ref'lerle yani mekanikçinin giderinin nerede olduğuna da bakardık. Ondan sonra aydınlatma projelerini de çakıştırırdık. Biz çünkü alt grup şeklinde o kademelenen proje yapılanması içerisinde herkesin çizimlerini alıp birleştiren, işte master planı kontrol eden ekip olduğumuz için ben sonrasında mesela DSE dışındaki kariyerim hep proje koordinasyonu üzerinden gerçekleşti. Ve mühendislik koordinasyonu yaparken hiç zorlanmadım. Çünkü her şeyi bilmeniz gerekmiyor yeni bir işe başladığınız zaman ama nasıl koordinasyon yapacağını, nasıl soru soracağını, nasıl bir başka disipline alan açmanız gerektiğini bilmek ya da onun refleksini oluşturmuş olmak her yerde çok işime yaradı. Şeyde mesela mimari ofislerin bir peyzaj grubuyla ya da bir farklı disiplinle nasıl birlikte çalışması gerektiğini de DSE öğretmiştir bir sürü ofise diye düşünüyorum. Yani bir kere bütün bu disiplinlerin aslında aynı bütünün bir parçası olduğu, yani mimarinin hepsinin üstünde olduğu değil, aslında hepsinin aynı önemde olduğu.
gibi şeyleri ya da hani çizimlerin birlikte nasıl yürütüleceği vesaire gibi teknik konulara kadar hani DS hep bir adım önde olduğu için kendi disiplin içerisinde onda böyle bir yavaş yavaş genelde de zaten belli gruplarla çalıştığımız için birlikte çalışma disiplini oturttuk. O da sonrasında artık tıkır tıkır işlemeye başladı. Emre Aralat'la falan çok uzun yıllardır çalışıyoruz mesela. Hani artık birisi A derse biz B diyor gibi bir noktada oradaki insanlarla birlikte çalışıyor hale geldik.